When I spoke here last year, as we were about to enter the promised land, that the long arm of Israel cannot reach, and that's true of the entire Middle East. I presented here last year. It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe. It's a map. Look at the second map. It's a map of a curse. And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning. Her zamanki gibi bir ilk yapacağız. Çünkü ekibimiz olayı o kadar yakından takip etti ki dünya basını ve Türk basınının, ama özellikle Türk basınının halen devam etmekte olan Birleşmiş Milletler toplantısının Netanyahu ile ilgili olan kısmının arkasından dolanacağını biz biliyorduk. Konuşmanın orijinalini aradık ki İngilizceden Türkçe'ye çevirebilelim. Videomuzu sonuna kadar dikkatlice izlemenizi öneriyoruz. Ve onlarca ölümcül tehlikeyle şu anda karşı karşıya olduğumuzu daha net anlayabileceksiniz. Çünkü kamyonun freni öyle bir patladı ki her geçen dakika, saat, hızı gitgide artıyor. Ve bu kamyonun toslayacağı duvar bizim duvarımız olacak. Ama toslarken normal bir çarpışma olmayacak. Sebebine gelince, kamyonun içi patlayıcı yüklü. Diyerek devam edelim. Konumuz maç. Diyeceksiniz ki, hadi şu konuyu anlat Gerçekler TV. Maç ne alaka? Yok, öyle değil. 5 kelime önce söylediğimize belki de unuttunuz bile. Basın arkadan dolaşacak dedik. Ve biz bunu biliyoruz. Onun için peşine düşüyoruz. Bugün Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe'nin yenilgisi ve yönetilememesi sonucu Kadıköy'de devasa bir yürüyüş başlatıyorlar. Tam bir kaos ortamı. Peki, şimdi soruyu soralım. Bugünkü başkanı seçip başa getiren siz değil miydiniz? O gelen başkan, tecrübesiz, işi bilmeyen veyahut kendine işi bilecek ekibi oluşturamayan bir başkan mı ki? Kulüp denilen arena oyunları, hani size önceden anlatmıştık ya, asırlar da geçse insanları uyutmanın taktiği değişmez. Arena oyunları en güzel yoldur. İşte o başkan sizce neden yönetemiyor ya da yönetemiyormuş gibi görünüyor? Oyunun içinde sizi oyuna sokarlar, anlayamazsınız bile. Nasıl mı? Dikkat ettiniz mi? Sizce Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nı yanına çağırdı? Veya o ziyaret etti. Ama Cumhurbaşkanı'nın çağırdığını biliyoruz. Ne konuşuldu? Ülkenin her bir tarafı yanarken Cumhurbaşkanımızın bir futbol kulübünün başkanıyla görüşmesinin neresi normal? Konumuz futbol mu? Bir adım sonra Türkiye savaşa girecek. Bunu artık herkes anladı. Birazdan Netanyahu'nun konuşmasının televizyonlarda yayınlanmayan bizim Türkçe'ye çevirdiğimiz kısmını dinlediğinizde zaten bunu net bir şekilde anlayacaksınız. Fenerbahçe kulübünün başkanının kim olduğu, dedesinin, onun da büyük dedesinin kim olduğu hakkında bir fikir yürütmeyeceğiz. Ama siz neyin ne olduğunu biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın bu görüşmeyi yaptıktan sonra aynı kişinin Sayın Devlet Bahçeli ile, özellikle vurguluyoruz, futbolla uzaktan yakından alakası olmayan bir insanla görüşme yapmasının neresi normal? Bu görüşmede ne söylendi? Ne için uyarılarda bulunuldu? Bu uyarılar sonucunda o yönetici bu uyarıları dikkate alacak mı? Biz buna bakalım. Bugün Yoğurtçu Parkı'na doğru yürüyüş başlıyor. Aynı zamanda diğer illerde de hareketlilik oluyor. Konu yönetim istifa. Siz aslında kaosu kendi ellerinizle ortaya çıkarttınız. Çünkü sizin yürüdüğünüz dakikalarda İsrail de size doğru yürüyordu. Hatta yürümüyordu, koşuyordu. Siz maçın peşine koşarken o da sizin üstünüze koşup sizi yok etmek için çoktan düğmeye basmıştı. Ama siz arena oyununun rehavetinden arkada düğmeye basanı göremediniz. Hatta ilerleyen günlerde belki de o kulüp yüzünden çok daha büyük çatışmalar da çıkabilir. Kim bilir? Hani rahmetli Erbakan'ın bir sözü vardı ya, o malum devlet size türküsünü söylete söylete istediklerini yaptırır. Sen ben istemiyorum, asla onlara hizmet etmem derken bile aslında hizmet edersin. Bu laf yerine oturuyor mu? Oturuyor. Çünkü aynı dakikalarda, yani o yürüyüş yapılırken yüz binlerce Lübnanlı Suriye sınırına doğru hareket ediyordu.
Yani ülkelerinden kaçıyorlardı. Şu anda da o görüntüleri izliyorsunuz. Birbirine ne kadar da benziyor değil mi? Diğer taraftan Gazze'de güvenli yer diye bilinen yerlere toplanan sivillerin üzerine bombalar yağdırılıyor. Bir an evvel bıkıp onlar da kaçsınlar. Yaşayacak zaten bir alan kalmamış. Bir an evvel Sina çölüne geçsinler, orada da yok olsunlar. Hedeflenen bu. Şimdi gelelim asıl meseleye. Birleşmiş Milletler zaten yapısı gereği o malum devlet için kurulmuş bir yapı. Fakat 2023 Armageddon sürecine geldiğimizde yaşanan dehşeti bütün dünya insanlığı gördükten sonra Birleşmiş Milletler'in artık işe yaramayan bir topluluk olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceden söylediği söz ile kanıtlanmış oldu. Yani dünya 5'ten büyüktür. Sözde Birleşmiş Milletler ama bir türlü birleşememiş milletler. 5 tane devletin sözü geçiyor. Diğerlerden hepsi orada tamamen izleyici sıfatında. Hatta o kadar izleyici sıfatındalar ki hiçbir hükümleri bile yok. Ben dünyayı yakacağım diye yemin eden bir insan orada yapacağı konuşmadan men edilemiyor. Çünkü insanlık suçu işlemiş bir insanı oraya davet edip konuşturmak ayrı bir insanlık suçudur. Bunu anlayan duyarlı devletler, başta Türkiye olmak üzere Netanyahu kürsüye yürürken hepsi salonu terk etmeye başladı. İçlerinde Hristiyan devletler de vardı. Gördüğünüz gibi salon oluk oluk dışarıya akıyor. Netanyahu'nun dışarıdan toplayıp getirdiği yüzlerce kişi önce dinleyici locasına çıkıyor ve konuşma sırasında alkışlıyor. Hatta bağırarak destek oluyor. Kısaca Netanyahu boş Birleşmiş Milletler salonla konuşmuş oldu. Ama konuşması neydi biz ona bakalım. Elbette ki o arena oyunlarıyla sizi uyutan basın aynı şekil konuşmasının en kritik yerlerini de keserek, yayınlamayarak sizi bir kez daha uyutuyor. Buyurun dinleyelim. When I spoke here last year, as we were about to enter the promised land, that the long arm of Israel cannot reach, and that's true of the entire Middle East. And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning! This is the map I presented here last year. It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe. Across this bridge, we will lay rail lines, energy pipelines, fiber optic cables, and this will serve the betterment of 2 billion people. It's a map. Look at the second map. It's a map of a curse. It's a map. On the one hand, a bright blessing, a future of hope. On the other hand, a dark future of despair. Which of these two maps that I showed you will shape our future? Will it be the blessings of peace and prosperity for Israel, our Arab partners, and the rest of the world? But to truly realize the blessing of a new Middle East, we must continue the path we paved with the Abraham Accords 4 years ago. Above all, a historic peace agreement between Israel and Saudi Arabia. Ne kadar da kendinden emin değil mi? Boş kalan Birleşmiş Milletler salonuna konuşuyor fakat salondakilerin terk etmesini umursamıyor bile. Eline aldığı şu haritayla Türkiye'nin nasıl bir belanın içine çekileceğini aslında aykırıyor. Yine az evvel dedik ya, o maç için yürüyenler arkada ne olduğunu anlamadı bile. Yarın izleyecek bir maçının bile olmayacağını bilmiyor. İşte bu adamlar bunun için meydan okuyup dünyaya kafa tutabiliyorlar. Çünkü mahir oldukları yer insanları iyi uyutabilmek, toplumları yönlendirebilmek, toplum uyurken de böyle çıkıp meydan okuyabilmek. Hatta dünyaya alabora edeceğinin bir nevi yeminini ediyor. Cümlenin başında bir söz söyledi. Dikkat ettiniz mi? Geçen sene de ben burada vaat edilmiş topraklara gireceğimize haykırdım diyor. Peki, geçen sene bunu duydunuz mu? Yine basın örttü değil mi? Yani ellerinde olan basın. Adam vaat edilmiş toprak. Ben alacağım burayı diyor. Ama bütün millet ya dizi peşinde, ya arena oyunu, ya alışverişte, ya da daire, toprak, mülk, inşaat, araba peşinde. Bir adım sonrasının ne olacağını bas bas haykırıyoruz. Uyan Türk milleti, ey asil milletimiz, uyanın diyoruz. Bu işin ne Kürdü, ne Lazı, ne Çerkezi, ne Türkü var. Adam eline harita alıyor ve haykırıyor. Bu adam sadece bir kukla. Bunun gerisinde koskoca bir küresel yapı var. Dünyanın parasını, basınını, ilacını, enerjisini, gıdasını,
eline geçirmiş devasa bir yapının uyuyan milletleri yok edebileceğine aykırıyoruz. Eğer uyanık olursanız sizi yok edemezler. Sizinle oyun oynayamazlar. Çünkü onlarla savaşacak yegane milletin Türk milleti olduğunu biliyorlar. Eğer Türk milleti uyanık olursa tostladıkları duvarda yok olacaklar. Ama biz uyursak o zaman da biz yok olmakla karşı karşıya kalırız. Durum bu kadar ciddi. Konuşmasının devamında dikkat ettiğinizde eline iki harita aldı. Ve siyah olarak gösterdiği haritada lanetlenmiş bölge dedi. İran tamamı, Suriye'nin tamamı. Yani Arz-ı Mevut toprakları. Türkiye kısmını alamıyor. Aldığı anda binlerce yıllık bir devletle de savaşacağını orada aykırması mümkün değil. Onu yapmaya kalksa emin olun Amerika'dan dışarıya çıkamaz. Orada yüz binlerce Türk yaşıyor. Bunun için bizim sınırımıza kadar olan yeri göstererek burası lanetli. Bunun için biz buraları alıp yarın da buradan kaçanlar Türkiye'ye kaçtı deyip Türkiye'yi hedefe koyacağız diyor. Aslında söylediğinin tam olarak anlamı bu. Ama en can alıcı kısım elinde tuttuğu ikinci harita. O haritada yeşil bölgelerle gösterdiği bölgeyi nimet haritası olarak adlandırıyor. Ve daha da ezber bozacak bir cümleyi kuruyor. Arap dostlarımızla birlikte bu haritayı inşa edeceğiz diyor. Arap dostlarıyla. E peki Gerçekler TV, Vatan TV, özellikle de Vatan TV, değerli tarih hocamız sizlere ne anlatmıştı? Araplar, Mısır, İran hepsi Netanyahu ile öz kardeştirler. Hem de özü özüne, sütü sütüne kardeşler. İşte adam resmen ilan etti. Hiç de saklamadı. Arz-ı Mevud'u bunlarla birlikte kuracaklar. Bu harita aslında onun ilanı. Lanetlenmiş dediği bölgeleri, yani Türk sınırına kadar olan bölgeyi Arap kardeşlerimizle birlikte temizleyeceğiz. Ve yeni imparatorluğumuzu kuracağız diyor. İmparatorluk dediğimizde Arz-ı Mevud. Peki, değerli tarih hocamız yine anlatmamış mıydı? Arz-ı Mevud'u İran, Mısır ve Araplarla birlikte kuracaklar diye. Daha 2-3 video öncesinde tekrar anlatmıştı. 4 sene önce hiç kimse bunları ağzına bile alamazken bizleri içimizdeki bazı kesim taşlıyordu. Sizin Araplarla ne alıp veremediğiniz var diye. Şimdi biz aradan çekilelim. Ağabeyleri olan Netanyahu konuşsun. It's a map of a blessing. It shows Israel, Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe. Which of these two maps that I showed you will shape our future? Will it be the blessings of peace and prosperity for Israel, our Arab partners and the rest of the world? Bu saatten sonra senin Araplarla ne alıp veremediğin var diye de bize yazmasınlar. Dönsünler Netanyahu'nun profiline yazsınlar. Biz seninle nasıl kardeşiz diye. Nitekim Netanyahu bunu söylemeden önce de zaten Arap devletleri bunu ilan etmemiş miydi? Nasıl mı ilan etti? Taş atmalık mesafede, yani sınırlarının dibinde, çoluk, çocuk, kadın, bebek demeden binlerce insanın hayatı elinden alınırken bir fiske bile yardım etmeden arkasını dönen bütün Arap coğrafyası, bunlar yaşanırken müzik festivallerinde göbek atmıyorlar mıydı? Buyurun izleyin. Gazze saldırılarının en yoğun olduğu dönemde bu görüntüler çekilmişti. Ve bu yaşadığımız olayları ileride tarih kitapları yazacak. Sadece o malum devlet dünyadan dışlanmayacak. Ona destek olanlar da aynı kutunun içine girecek. Öyle ya, dünya ayağa kalkmışken, Hristiyan sokağa dökülmüşken, İngiltere'sinden tut Amerika'sına, İrlanda'sından İspanya'sına, bütün dünya devletlerinin insanları ayağa kalkmışken, hiçbirinden korkmadan sen bu fiili gerçekleştirebiliyorsan ve o malum devlete destek verebiliyorsan, dünyada mutlaka bunun bir bedeli olur. Bir de ahirette olur. Her biriniz korkunç derecede milyardersiniz. Bunu nasıl elde ettiniz? Petrolle. Peki, orada o manzara yaşanırken çocuklar bir damla suya muhtaçken hiç şunu demediniz mi? Savaşmayalım, gerek yok. Petrolü keselim, bu işi hemen durduralım. Sabahına zaten ateşkes masası kurulur. Petrolsüz kalınca ilk baskıyı Avrupa devletleri yapar. Ama hiçbiri yapmadı. Dur yardım gönderelim. O da yok. Hatta hepsini bırakın, doyasıya eğlenceler düzenlediler. İşte bunlar hep tarih kitaplarına girecek. Sizlere Twitter'da hazırladığımız çok önemli bir serimiz vardı. Tanrı'yı Kıyamete Zorlayanlar serisi. O serinin bir bölümünde Rob Skiba'dan bahsetmiştik. Amerika'da hem papaz olan hem bir radyo yapımcısı olan, adeta yürüyen bir kütüphane diye adlandırabileceğimiz, gerçekten çok büyük ve derin bilgiye sahip bir insandı. Tarih hocamız da Amerika'da kendisiyle görüşmüştü. Anlattıkları Türk tarihiyle birebir aynı demişti. Hocamız bize ne anlatıyorsa
Danışmanlarımız 2023'te nelerin olabileceğini, dünyanın nasıl da altı üstüne gelebileceğini nasıl anlattıysa, aynısını zamanında Rob Skiba hocamıza anlatıyor. Çok etkilendim diyor. Bu kadar şey bilmesi imkansız. Ve bu adam Amerika'nın her bir köşesinde konferanslar düzenleyerek insanlarını, yani Hristiyan Amerikalıları uyandırıyor. Hem de 8-10 sene öncesinden bunu yapıyor. Ve bu adam pandemi döneminde hastanede suikasta uğruyor. Bu adam bugün biz ne anlattıysak birçoğunu Amerikalılara o gün anlatarak uyandırmıştı. Ve bugünlere geldiğimizde de o sokağa çıkanların birçoğunun bu adamı bir yerlerde mutlaka dinlediğini biliyoruz. Aynı zamanda radyo yapımcısı da olduğu için radyodan da yayın yapıyordu. Yine bu adamla birlikte hareket eden bir de müzik yapımcısı genç bir grup vardı. O genç grup da yaptığı bütün müzik parçalarını, sözlerini, bu yapıyı, yani küresel yapının çevirdiği oyunları anlatabilmek üzere yazıyorlardı. Şu anda dinlediğiniz müziğin küçük bir kısmı da onlara ait. Twitter sayfamızda bu müziğin devamını seri videolarımızda yayınladık. Ve aynı grup, yani Rob Skiba ve diğer müzik yapımcıları, Hristiyan Amerikalıları, bugün Trump'ın yanında yer alanları, o günlerden uyandırabilmek için de bir akım daha başlatmışlardı. Akım şuydu: sizlere yalan söylediler. Dönen bir topun üstünde yaşamıyorsunuz. Flat Earth demişlerdi. Ve bu gerçekleri kanıtlarıyla anlatmışlardı. En son Rob Skiba ölmeden önce Amerika tekrar ay seyahatine başlayacağını duyurmuştu. Tam o esnada kendisi şu cümleyi söylemişti: o gün gittiğinizi iddia ettiniz. Hatta çevirmeli telefonla uzayla konuştuğunuzu da söylediniz. Bugün ise teknoloji gelişti. Buyurun aya gidin. Biz de aşağıda ultra teleskoplarımızla sizin inişlerinizi izleyeceğiz. Eğer cesaretiniz varsa. Bu açıklamadan sonra Amerika'nın ay programı tekrar iptal edilmişti. Çünkü akım öyle bir büyüdü ki Amerikalılar neyin ne olduğunu öğrenmeye başladı. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Kardeşim sen bunu bize niye anlattın? Konumuz İsrail değil miydi? Diyeceksiniz. Evet, konumuz İsrail'di. Buyurun dinleyelim. In this anti-Israel flat earth society, any false charge, any outlandish allegation can muster a majority. Ne dediğini duydunuz değil mi? Dünkü Birleşmiş Milletler konuşmasında yine basının size göstermediği kısmında şu cümleyi kurdu. Peki, dünya yanarken, kendisi büyük bir savaşı başlatmışken bu konu ne alaka? Flat Earth Society diyor. Yani düz dünya topluluğu. Onların hepsi bize karşılar diyor. Peki adama sormazlar mı? Neden size karşılar? İşte konu bu kadar derin ve kapsamlı. Konuşmanın tamamı özellikle Türk basınında yer almadığı için, kesip kırptıkları için üzerimize yaklaşan belanın nasıl bir şey olduğunu sizlere anlatmaya çalıştık. Umuyoruz ki Türk milleti artık bu derin uykudan uyanır.